Uyuyamıyorum. Bıktım ya bu siyaseti. Vallahi billahi bıktım ya. Uyutmuyor. Beyin uyutmuyor bizi. Acaba nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl bu kapitalizmi yok edeceğiz? Bu sömürü düzenine son vereceğiz. Merhaba dostlar. Akıskan kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Belli bir süredir video gelmiyordu. Çünkü hem iş yoğunluğu hem de belli bir ara verince bir video çıkarmak çok daha külfetli gelmeye başlıyoruz. Bu videoyu yapmadan önce bir sürü konu değiştirdim. Sonunda bugün zaten her videomda olduğu gibi aşırı öfkelendiğim için bu videoyu yapmaya karar verdim. Peki bu öfkeyi bana ne sağladı? Niye ben gene çok sinirlendim? Şöyle, şu tweet'i gördüm, tamam mı? Pala adlı bir eleman tarafından. Bu elemanı belki tanıyanınız vardı. Seçim zamanı Football Time'ından çıkıp yapabildiği bir şeyler yapmaya çalışan hesaplar, tamam mı? Bunlardan birkaç tane var. Ama bu hıyar bu seçimde belirli bir etkileşim ve popülerite aldı. Tabii ki de seçim bitince bu popülaritesi düşecekti. Eminim şu an istatistiklerine girseniz her gün takipçi kaybediyordur. Ve böyle internette etkileşimi azalınca sosyal medyada yayılması kolay veya kabul edilmesi kolay belirli söylemler vardır. Böyle tipler de onları yayar. Bu da onu yapıyor. Tweet'i okuyayım. Batıdaki woke kültürünün ahlaksızlığından çocuklarımızı korumalıyız. Pedofili normalleştiriliyor. Çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonları uygulanıyor. LGBT yürüyüşlerinde istismar edilen çocukları görüyoruz. Ne Ortadoğullar ne de Batılılar çocuklarımıza dokunamazlar. Bak, bir kere bunun sadece etkileşim kaybettiğinden sansasyonel bir tweet atma ihtiyacı olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Dil dramatiktir böyle şeylerde. Söylediklerinde samimi olmadığını çok net bir şekilde anlarsın okuduktan sonra. Diğer tweetleriyle alakasızdır. Çok daha ciddiymiş gibi konuşmaya çalışır veya çok daha şaşırmış gibi, çok daha dehşete düşmüş gibi ve bir tepki uyandırmayı amaçlar. Aman abi bakın, ne oluyor? Gözlerime inanamadım. Gelin birlikte tepki gösteririm. Ne kadar haklıyım bu konuda, değil mi? Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Beni retweetlemek, favlamak ve takip etmek istemez misiniz? Ha, bildiğin böyle tweetlerin arkasında bunu okuyabilirsiniz. Bu beni niye ekstradan sinirlendirdi peki? Seçim döneminde hepimiz biliyoruz. Cumhur İttifakı çok fazla LGBTQ nefretini ve queer nefretini kullandı. Nefreti de değil, korku yarattı. Bu insanları hedef tahtasına koydu. Bazı seçimlerde Alevilerin konulduğu, bazı seçimlerde Kürtlerin konulduğu. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Veysel Bey de buranın, evet, Fahri Bakanı. O da Fahri Kürt. Bazı seçimlerde sekülerlerin konulduğu düşman tahtasına bu sefer queerleri koydu. Ve queerler Türkiye'de en savunmasız gruplardan biri. Kimse sahip çıkmıyor. Belirli bir politik güçleri olmuyor. Hani partilerin belli şekilde biz bunları destekliyoruz da demeyeyim. Biz bunlara cidden sahip çıkıyoruz, tamam mı? Onların derdi bizim de derdimiz ve dertlerini çözmek istiyoruz diyen oluşum yok neredeyse. Ve toplumun geneline de bununla alakalı bir fobi ve nefret yayılmış durumda. Ve her zaman bu şiddet eylemlerine dönebiliyor. Kaç tane trans kıldı? Trans bireylere hiçbir türlü ev verilmiyor. Ev bulmakta zorlanıyorlar. İş verilmiyor. İş verilmediği için fuhuşa itiliyorlar. Fuhuş yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü başka bir çareleri kalmıyor. Her zaman bir nefret var karşılığında. Her zaman bir dışlanma var. Böyle bir durumda hani iktidar bunu yapıyor zaten. Hani iktidar faşist. Ama bunu muhalefetten birilerinin sadece etkileşim için yapması iğrenç bir şey. Midemi bulandırıyor. Ve böyle insanlardan nefret ediyorum. Bunu çok büyük influencerlar da yapıyor. Biliyorsunuz zaten kimlerin olduklarını. Tek tek saymama gerek yok. Hepimizin üstünde anlaşabileceği belirli şeyler var. Hani ben sosyalistim, tamam mı? Siz sosyalist olmayın, sosyal demokrat olun. Belli şekilde hiyerarşili yapıyı savunmuyorsanız, yani ırkçı değilseniz, aşırı milliyetçi değilseniz vesaire vesaire. Hepimizin üstünde anlaşabileceği belirli noktalar var. Bir, her insanın belirli hakları vardır ve bu haklardan etnik kökeni, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, doğduğu yer, ailesinin gelir durumu, mesleğinden dolayı farklı haklara tabi değildir. Hepimiz eşit haklara ve eşit özgürlüklere sahibizdir. Bunu iyi niyetli olan herkesin kabul edeceğini düşünüyorum. Ve lezbiyenler, biseksüeller, gayler ve translar da, genel olarak queerler de bu tanıma uyuyor. Bu insanlar
İnsan yani. Her şeyden önce insan bu insanlar. Yani uzaylı da olsa insan insandır. Ki insanın birbirini sevmesi veya birbirleri sevişmesi bir suç değil. Herhangi birisine zararı yok. Ortada şeytanlaştıracak ve bu haklardan mahrum edecek herhangi bir şey yok. Bu yüzden böyle şeyler sallıyorlar. Pedofili normalleştiriliyor. Bir tane TEDx videosu salındı yakın zamanda. Burada bir kadın var. Pedofillerde kendi cinsel tercihi vardır. O yüzden şeytanlaştırılmamalılar. Cart curt falan diyor videonun tamamında. Ya videonun tamamında dediğim kısa kesitte. Bu bir TEDx konuşması. TEDx'in formatında şöyle bir şey var ama. TEDx'e para verdiğin sürece herkes TEDx'te konuşabiliyor. Sadece TEDx dediğin şey bu alanı sağlıyor ve belirli bir formatı var. Onun içinde yapman gerekiyor. O formatta orada bir tane sahne var. Orada konuşuyorsun. Süreler var belli falan. Yanına da TEDx logosu koyuyorlar, tamam mı? Olay bu. Buraya bilenin faydaları hakkında bile konuşabilirsin. Bir sınırlama da yok yani. Ve burada hani LGBTQ olduğu bile belli olmayan, hani queer olup olmadığı belli olmayan birisi konuşuyor ve bunu tüm şeye yayıyorlar. Biliyor musunuz? Buralar böyle bostandı be. Yok woke'luk, yok LGBTQ vesaire vesaire, orayı yoruyorlar. Bir, videoda dikkat ederseniz sexual preference diyor, tamam mı? Hani en ufak şekilde queer hareketiyle bir bilginiz varsa cinsel tercih kelimesini tercih etmezler. Çünkü bu doğuştan gelen bir şeydir. Sonradan tercih edilmez. Yani bir seçim değildir. Bu doğduğun şekildir, hissettiğin şekildir. Sonradan senin cinsel yönelimin değişmez. O yüzden cinsel yönelim kelimesini kullanırlar zaten. Burada bir falso var bu videonun. Gelelim, tekrar tweet'e dönelim. Pedofili normalleştiriliyor. Tamam mı? Bunun queer komünitesiyle hiçbir alakası yok. Queer komünitesi de nüfusun ciddi bir yüzdesi. Bu insanlar az değil. 10 kişiden birinin olduğu tahmin ediliyor genelde. Olan sakladığı veya reddettiği için tam olarak bilemiyor olabilir. Ama çevrenizdeki 10 kişiden birinin queer olması büyük bir olasılık. Bu insanlar oturup pedofili normalleştirmiyor. Böyle bir şey yok. Arada böyle saçma TEDx konuşmaları görüyorsunuz. Kimsenin böyle şeyle kabul ettiği yok. Bir LGBTQ derneğine veya yürüyüşüne gittiğinizde sana ne diyorsun falan derler. Böyle bir konuşma yapamazsın, bizi temsil etmiyorsun derler pedofili normalleştirmeye çalışırsan. İkincisine gelelim. Çocuk cinsiyet değiştirme operasyonları uygulanıyor. Bu tamamen bir yalan, Amerikan sahanını uydurdu. Böyle bir şey yok. 18 yaş altı çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu yapamazsınız. Yaptırmazlar, yapılmıyor. Böyle bir şey yok. Varsa da 2 tane 3 tane yaşanmıştır, tamam mı, tüm dünyada. Böyle bir şey yok. LGBT yürüyüşlerinde istismar edilen çocuklar görüyoruz. 1. Genelde istismar ediliyor dedikleri şey renkli kıyafet giydirme falan oluyor. Kıyafetinden cartı cürtü veya dans edin. Hani bu arada bir çocuk dans edebilir ve millet de alkışlayabilir, tamam. Bunu hemen şeyde bağlamanıza gerek yok. Afganistan'da böyle çocuk cariye yapmışlar, onu ortada dans ettirip hepsi böyle şehvetli şehvetli bakıyor diye düşünmenize gerek yok. Anaokulunda mesela arı kıyafeti giyip dans edersin etrafta ve millet alkışlar, tamam, bunun cinsel bir yönü yok. Hani böyle zaten birkaç tane video var, her zaman onlar salanır. Ha, bunların amacı da şeydir. O bir tane videodan veya bir tane çocuğu istismar eden insanla tüm gay, biseksüel, trans, lezbiyen insanları zan altında bırakmak ve onları öcüleştirmek üzerine kurulur. Mesela çocuklarımızı gay yapıyorlar, çocuklarımızın cinsiyetiyle oynuyorlar. Bunlar sonradan değiştirip yapabileceğin şeyler değil. Kimse ezilen ve toplum tarafından dışlanan bir kesim olmayı seçmez. Yani çoğu queer, onlara sorsanız queer olmayı seçmezdi büyük ihtimal. Çünkü maruz kaldıkları toplumsal baskı çok fazla, düşündüğünüzden de fazla. Özellikle translarda, yani sürekli dediğimiz gibi iş verilmiyor, kalacak yer sağlanmıyor. Ay, sağlanmıyor dediğim, kalacak yer verilmiyor, parasını ödeyip alamıyor, kiraya çıkamıyor vesaire vesaire, evlerine atılıyorlar sürekli. AKP'nin bu seçim döneminde gösterdiği bir şey vardı. Bir dahaki dönemin düşmanı, günah keçisi queerler olacaktı. Yani bunu az çok siyasetten anlayan, haberleri takip eden herkes anladı. Twitter'daki muhalif sayfalar da biliyor. Ama yine de bu insanları birazcık etkileşim için otobüsün altına atıyorlar. Ve ciddi şiddet olaylarına sebep olabilir bu. Bu düşmanlaştırma. Belki de insanların intihar etmesine veya saldırıya uğramalarına neden olacak. Ülke içinde nefret pompalanacak gene. Buna izin vermeyeceğiz. Yani bu ülkedeki ilerici insanlar olarak, yani bak sosyalist kimliğimi de çıkarıyorum. İlerici insanlar olarak insanların sadece cinsel yönelimlerinden dolayı
nefret söylemine maruz kalmasına, dışlanmasına izin vermeyeceğiz. LGBT haklarını savunacağız. Son kere söylüyorum. LGBT haklarını savunacağız. Bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Uyuyamıyorum. Bıktım ya bu siyaseti. Vallahi billahi bıktım ya. Uyutmuyor. Beyin uyutmuyor bizi. Acaba nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl bu kapitalizmi yok edeceğiz? Bu sömürü düzenine son...